Yo Scott. Günaydın hepinize. Gerçi video izliyorsunuz şu anda Türkiye'de akşam başım döndü. Bakın görmüş olduğunuz gibi hala aynı şehir. Söz verdiğimiz gibi iki ülke 10 dakika bir vlog yapacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu şehirde pek bir cacık yok dostlar. Öyle gittiğimiz her Avrupa şehrine aşık olmuyoruz biliyorsunuz. Bu şehirde pek bir cacık yok. Gelmeden yorumları da okudum. Avrupa'nın en küçük başkenti herhalde burası. Avrupa'nın Bayburt'u falan da diyorlar. Küçük, samimi, ufak bir yer. Abi madem öyle dandik bir yer buraya niye geldin diyeceksiniz. Bura tam yolumun üzeriydi dostlar. Viyana'dan buraya geldim, buradan Budapeşte'ye gideceğim. Şimdi siz şu Instagram hesabıma laptop gezine mesaj atıyorsunuz ya. Bana şey diyenler oluyor, cevap vereceğini hiç düşünmüyordum, çok şaşırdım. Tamam, belki günlük 50 tane mesaj geliyor olabilir ama benim en fazla bir saatimi alır yani o. Cevap vermeyeyim ki, o kadar alışmışsınız ki böyle YouTuber olmadan tüm mesajlara cevap veren, böyle YouTuber olduktan 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin abone yaptıktan sonra mesajlara cevap vermeyen insanlara. Eğer ki mesajlar çok fazla gelir de yetemezsem artık her hafta bir kere canlı yayın yapacağız. Bu kadar basit. Görüyorum şimdi adamın Instagram'da 20 bin, 30 bin takipçisi var, YouTuber adam. Bir fotoğraf atmış, altına millet yazmış, abi kralsın, abi seni seviyoruz, abi çok iyi, abi yeni video ne zaman geliyor falan. Adamın umurunda bile değil, iplememiş bile hiç. O kadar uyuz oldum ki lan oğlum sen kimsin lan? Ben yorum sayısı da 20-30 falan lan böyle 1000 tane falan yorum gelsen diyeceğim ki hepsini ben cevaplayamaz. Hani bir laf var ya beni sizler yarattınız o doğru mesela. Benim var eden seni sen yapan kişiler o izleyicilerin o yorum yapanlar o beğenenler. Ondan olmasa sen bir bok değilsin. Ben de bir bok değilim siz olmasanız. Eğer birini takip ediyorsanız fotoğraflarına yorum yapıp videolarını izliyorsanız mesajlarınıza cevap vermesi lazım. Ya en kötü Instagram'da 20 tane yorum yapmışlar fotoğrafına ama 20 tane yorum tık gir beğen bari anladın mı tek tek. 20 tane yorum beğenmezsen 20 saniyeni almaz. Ama o sana yorum yapan seni ideal olarak gören seni çok seven izleyicini sevindirmiş olursun. Ama bunun yerine bunlar zaten bana yorum yapacak. Yorum yapsınlar. Ben hiç beğenmeyeyim yorumları. Cool gözükeyim falan. Ya bırakın oğlum boyakları ya. Boyakları bırakın ya. Evet öyle bir yerdeyim ki mutlu saatlerde 1'e 1 euro. Normalde de 2 euro burada. Kafe sadece 1 euro. Bak. Barbakan. Erbakan'ın babası. Barbakan. Bara bakan kişi. Tamam sustum. Krixus da bizle beraber. Biraz paraya kıyıp güzel bir kahvaltı yapayım mı şurada? Görmüş olduğunuz gibi kahvaltılar 8 euro. Normalde 3 euro da doyabilirim. Şimdi bu kaldığım hostelde de mutfak yok. Bu yüzden markete gidip 2-3 tane poğaça alıp 3-4 euroya halledecektim bu kahvaltı işini. Ama dedim ki ha 3-4 euro vermişim ha 10 euro vermişim. Kahvaltıcıya geldim. Evet portakal suyu getirdiler ama dudak payı değil. Burada bildiğin ağız payı bırakmışlar yani zenci dudak payı. Budapeşte'deyiz. Şunu Kınalı Büfe diye okuyanlar. Şöyle ufaktan bir göstereyim size Budapeşte'yi. Daha çok gezeceğiz bu şehri. 2 gün buradayım. Yo, hostele geldik. Bu kaçıncı hostel sayan var mı ya? Burada 12 tane atak var. 2, 4, 6, 8 burada. 4 de içeride. Ama sadece 2 kişi kalıyor şu an. Benle beraber 3. Ödediğim para 9 euro. Kahvaltı 3 euro. Biraz dinleneyim Budapeşte'yi keşfe çıkacağız.
Fill your life with experience, not things. Have stories to tell, not stop the show. Hey yo dostlar, Budapeşte'yi nasıl buldunuz? Akşam vakti size göstermeye çalıştım. Her yeri göstermek için, aynı zamanda her yeri de görebilmek için tam 9 kilometre yürümüşüm. Şimdi 3 kilometre daha buradan hosteleme gideceğim. 12 kilometre yürümüş olacağım, inanamıyorum. 12 kilometrede Kadıköy'den Kayış Dağı'na geliyorsun be. Bunun dışında videonun başına gelelim. Dostlar, bana Viyana'da ve Slovakya'da kaldığım hostelde bunlardan verildi. Bunlar ne diye soracak olursanız, mesela şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Welcome drink. Bunu da göstereyim. One free drink. Şimdi ben Viyana'dayken ve Slovakya'dayken bana bunları verdi hostel. O hostelde kaldığım için. Ama ben kullanmadım. Bira, shot, ne bileyim Fanta, Cola, istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz ama ben kullanmadım. Bunları içinizden birine hediye etmek istiyorum. Eğer olur da bir gün buralara gelirseniz ve bu hostellerde kalırsanız iki tane çiçek içeceksiniz yani. İkisini de farklı kişiye hediye edeceğim. Eğer ki siz buralara gelemiyorsanız, buralara gelen bir arkadaşınız olursa onlara verebilirsiniz. Eğer o da olmazsa artık hatıra olarak tutarsınız yani. Viyana'da bir hostelden bedava içecek kartı olarak, belki de hat olarak saklarsınız, bilmiyorum. Şimdi bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, kanalıma beni takip ediyor olmak, bu videoya yorum yapmak ve Instagram'da Budapeşte gönderimin altına yorum yapmak. Instagram'da zaten fazla yorum yapan olmuyor. Genelde 20-30 tane falan yorum geliyor. O yüzden kazanma şansınız çok yüksek. Hani gönül isterdi ki bir sponsorum olsun, bir şeyim olsun, buradan size başka farklı hediyeler getirebileyim, farklı çekişler yapabileyim ama şimdilik elimden gelen bu. Yakında kanal büyüdükçe, takipçilerim arttıkça çok daha büyük çekilişler, çok daha büyük hediyeler gelecek, merak etmeyin. Şimdi dediğim gibi bu kanala abone ol. Instagram.com/yetaptigezgin. Burada zaten linki var. Buradan beni takip et. Bu videoya bir tane yorum. Instagram'da Budapeşte gönderim, şu gönderimin altına bir tane yorum. Yorum yapanlardan iki kişiyi çekiliş usulü çekine Instagram'da hikayemden duyuracağım. Merak etmeyin, hosteller yeterince büyük. Eğer bu kartları alıp hostellere giderseniz rahatlıkla içeceğinizi içebilirsiniz. Cahran Bey, videolarıma 10 tane yorum yapan dostum, sana çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer ki siz de kanalıma ve yaptıklarıma destek olmak istiyorsanız, eğer ki size de ufacık bir katkım olduysa, İngilizce olsun, yurt dışı olsun, lütfen bu videoyu durdurun ve şu an yorum yapın. Çünkü yorum yapmazsanız, videoyu beğenmezseniz bu kanal ilerlemiyor arkadaşlar. Sadece izlenmeyle bu işler olmuyor. YouTube'da yorum yaparsan, beğeni yaparsan kanal üst sıralara çıkıyor, daha çok insana ulaşabiliyoruz. O yüzden lütfen eğer ki videoyu beğendiysen bir tane yorumu çok görme. Şimdi ben hostele gidiyorum. Bu arada az önce laptopla gezdiğim bir mesaj daha geldi. Adam diyor ki, abi cevap vereceğini hiç beklemiyordum. Gerçekten çok teşekkür ederim cevap verdiğin için demiş. Kalp falan koymuş, çok şaşırmış. Arkadaşlar beni böyle utandırmayın yani. Ben sizin gibi biriyim ben de. Ben kimim ki size cevap vermeyeceğim yani. Hayır, ben kimim ki, sen benim yardımıma ihtiyacım var. Mesaj atıyorsun, benim videolarımı izliyorsun. Beğeniyorsun, benim takipçim, izleyicimsin ve ben senin mesajına cevap vermeyeceğim. Yani benim için imkansız bir şey bu, anladınız mı? O yüzden mesajınıza cevap verdiğimde abi mesajıma cevap verdin diye teşekkür etmeyin. Zaten ben cevap vermek zorundayım. Siz olmadan ben de hiç bok değilim. Neyse, şu an hava -1 derece, telefonu cebime sokmak zorundayım, kusura bakmayın. Hava -1 dedim ama şu ablanın giydiği eteğe bakın Allah aşkına, burada milletin götü donuyor. Ben anlamıyorum bu kadınlar nasıl böyle sıcak durabiliyor. Bir gün de Eskişehir'de yine hava buz gibi, -1 -2 falan, her taraf buz. Böyle Espark'a zar zor gittik, tamam mı? Yerler kayıyor böyle, düşe kalka gittik Espark'a. Yanımda eski kız arkadaşım var. Tam Medya Market'e girdik. Orada Eskişehir Espark'ı bilenler bir yoruma. Tam markete girdik, bir kız gördüm. Göbeği açık, altında böyle etek falan böyle yürüyor. Kız arkadaşıma döndüm, dedim ki bu ne ya arkadaş, bunlar işten yanmalı herhalde dedi. O sırada kız arkadaşım da o kıza baktı ve birbirlerine selam verdiler. Meğersem kız arkadaşım da arkadaşıymış. Sonra tabii kız arkadaşım söyledi benim o kız arkadaşa ne söylediğimi. Kız böyle bir terbiyesiz falan yaptı ama yani şaka yapıyorum tabii ki. Sonra bu kızın sevgilisi ben, benim eski kız arkadaşım böyle bir toplandı Eskişehir'de Pi kafede. Kız tuttu orada bizim tanışma hikayemizi anlattı. Benim ona işten yanmalı falan dediğimi, kızın sevgilisi bana böyle baktı bütün gün. Abi birader, hani sen ne ayaksın bizim manitaya işten yanmalı falan. Bu da böyle bir adamdı işte. Şimdi gerçekten hava soğuk, telefonu cebime sokuyorum. Ya benim var ya, bu hikayeleri bilmez. Az önce de hostelde kızla konuşuyorum. Resepsiyonist. Bana işte tarif ediyor, elinde telefon var, bir yandan da birisiyle konuşuyor. En son WhatsApp penceresi açık, telefonu böyle önüme koydu. Sistem böyle bana bir yeri gösteriyor. Benim telefondan. Kız tam önümde resepsiyonda, ben arkadayım, tamam mı? Telefonun tam ikimizin ortasında, iki telefonda. O sırada kızın telefonu ding diye öttü. Bir tane çıplak çocuğun fotoğrafı geldi. Böyle baktım bir anda, hani normalde çok kaba bir harekettir birinin mesajına bakmak ama bir anda ding diye ötünce ben de böyle baktım. Bir çıplak bir çocuğun fotoğrafı geldi ama muhtemelen sevgilisi falan. Telefona baktım, kız telefona baktı o sırada. Ben kıza baktım, kız da bana baktı. It happens dedim yani. Kız da yeah it happens dedi. Sonra bana geri yol tarif etti. Çıktım hostelden. Her yerde başıma enteresan şeyler geliyor arkadaş. Fotoğraf çekilmek için efsane bir yer. Caddenin ortası, evet. Mükemmel bir fotoğraf. Tebrik ediyorum. Evet dostlar, hostele geldim. Tam 3,5 saattir video editliyorum. Saat şu anda 4.5 gibi falan uyuyacağım. Saat 10'da kalkacağım. Tekrardan şehri gezeceğiz beraber. Yani bizim işimiz vaktimizden çok. Bir de anlattığım enteresan hikayeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Arada öyle hikayeler anlatmaya devam edeyim mi? Ve bana çekiliş fikirleri verin dostlar. Böyle ucuza yapabileceğim, sizin de katılabileceğiniz, bir şeyler kazanabileceğiniz çekiliş fikirleri varsa verebilirsiniz. Söz verdiğim gibi bugün de bir vlog iki ülke çektik ve bununla sonuna geldik. Eğer ki sana birazcık olsun katkım olduysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma.
Sırf bana destek olsun diye birden fazla yorum yapan dostlar, sizi çok seviyorum. Bu videonun altına birden fazla yorum yapan ne kadar kişi olursa Allatoria'ya tek tek isimlerinizi okutup sizlere selam göndereceğim. Beyan Meliha'ya. Artık bilmiyorum hangisini istiyorsanız. Bu kanalda hedefimiz yaza 100.000. I'll see you guys all later. İki ülke, bir gün. Niye cevap vermiyor? O kadar alışmışsınız ki böyle YouTuber. Seni sen yapan, seni vahane... Beğeniyorsanız, video izliyorsanız en azından onu da size geri dönüş yap... Biraz paraya kırıp poğaç alıp böyle... Evet, portakal suyu... Ananız kim? Evet, portakal suyu getirdiler ama dudak payı... Yorum yapılan... O yüzden lütfen eğer ki videoyu... O yüzden lütfen eğer ki videoyu beğendiysen, eğer ki... Benim için çok uçuk bir... Yorum yapanlardan iki kişiyi çekilir şu... Yorum yapanlardan iki kişiyi çekilir şu... Merak et... Hostellerin barlarında iki tane ücretsiz içeceğiniz... Merak etmeyin, bu hosteller yeterince büyük eğer bu Merak etmeyin, hosteller yeterince büyük eğer bu kartları alıp gider... Söz verdiğim gibi bir vlog...